Türkiye Kupası da bu sezon, her sezon olduğu gibi bu sezonda hedeflerimizin arasındaydı. Üç hedefimizden biriydi. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında gerçekten takım olarak iyi mücadele ettik. Ve farklı maçlarla rahat bir şekilde kazandığımız kupa oldu ama bu sadece sezon içerisindeki hedeflerden bir tanesi. Kazandığımız için, en çok kazanan takım olduğumuz için tabii ki gururluyuz, mutluyuz. Ama yolun daha yarısına bile gelmedik. Önce Euroleague maceramızı, sonra da Türkiye Ligi maceramızı da kupayla bitirmeyi istiyoruz. Tabii ki bir başarıya ulaşmak, bir hedefe ulaşmak sizi motive ediyor. Ve takım iyi oynayarak kazandığı için de kendine inancını biraz daha arttırmış durumda ki bundan sonra sezonun en önemli kısmına geliyoruz. Her maç altın değerinde, hem Euroleague'de hem Türkiye Ligi'nde oynayacağımız maçların önemi her birinin çok yüksek. Dolayısıyla moral motivasyonu yüksek, daha iyi konsantre olmuş, hedefine inanmış bir takım olabilme yolunda bize çok yardımcı olacaktır. Şu anda bizim 9 maçımız kaldı. Bu 9 maçta 9'unu da kazanmak için oynayacağız tabii ki. Ama Euroleague'de her maç birbirinden zorlu. Her maçı tek tek düşünüyor olmak lazım. Önce playoff'a kalmayı garantileyip ondan sonra da tırmanabildiğimiz kadar yukarılara tırmanmayı istiyoruz ki playoff eşleşmesinde biraz avantajımız olsun. Sezonun başında istediğimiz gibi başlayamadık. İstediğimiz sonuçları alamadık ama her oynadığımız takım da şampiyona karşı oynamanın motivasyonuyla çıkıyor. Ve her sene kartlar yeniden dağıtılıyor. Geçen sezon Aralık ayına baktığınız zaman 8 galibiyet 9 mağlubiyetten sonra bir çıkışa başlamıştık. Bu sene de 12 galibiyet 12 mağlubiyetten sonra en son oynadığımız Maccabi maçını kazanarak artıya geçtik. Bu çıkışı devam ettirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi her maçı teker teker geçmek lazım. Yani 9 maçta 7 galibiyet 6 galibiyet hedefi gibi bir hedef koymadan her çıktığımız maçı kazanmak için oynayıp öyle önümüze bakmamız gerekiyor. Sertaç'ın bizim takımımızdaki rolü çok önemliydi. Tabii ki özellikle hücumda dışarıdan şut atan bir uzun oyun sistemimizde bir fark yaratıyor. Diğerine gelen oyuncumuzun takıma alışması, düzenin tekrar oluşması, form durumu gibi birçok sıkıntı da yaşadık. Ama bence asıl sorun demeyeceğim ama asıl aşmamız gereken bizi artık 3 senedir bir arada oynamanın verdiği avantajı nasıl kullanıyorsak dezavantajı da yarattığı dezavantaj var. Herkes bize karşı nasıl oynaması gerektiğini bir şekilde çözüyor ve herkes şampiyonu nasıl geçerim diye takımı kuruyor. Dolayısıyla bize karşı nasıl güçlenebilirler diye bütün sezon arasını değerlendirdiler. O yüzden biz de tekrardan biraz oyuncu sistemimizi değiştirmek, biraz kendimizi daha farklı noktalarda sayı üretmek zorunda bulduk. O yüzden diye düşünüyorum. Yoksa tabii ki her takımın bir parçası, her oyuncunun ayrı bir önemi var ama bir oyuncuya bir takımın başarısını bağlamak çok doğru değil. Yani tabii bütün dünyayı etkileyen bir durumun içerisindeyiz. Umuyorum savaş ortamı bir an önce sona erer. Pandemiden sonra bir de maalesef savaş ortamını yaşıyoruz. Tabii Rus takımları için de çok zor, bizim için de çok zor. Süreci görmemiz lazım. Ne kadar devam edecek, nasıl devam edecek dediğim gibi inşallah bir an önce biter, her şey normale döner ve biz maçlarımızı normal oynarız ama Euroleague takımları olarak ve Euroleague yönetimi olarak biz zaten devamlı güncellemeleri takip ediyoruz ve değerlendirme yapıyoruz. Nasıl olur playoff'ta eşleşirsek kısmında şu anda bir şey söyleyemem. Onu o zaman değerlendirmek lazım ki yani Nisan'ın sonu gibi zaten. Umuyorum o zamana böyle bir ortam kalmamış olur. Ev sahibi avantajını almayı istiyoruz. Şu anda Fenerbahçe, Beko averajla birinci. Onlarla oynamaktan da her zaman çok keyif alıyoruz. Onların da bize karşı oynamaktan keyif aldığını düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir rekabetten doğan takımların büyümesi var ortada. İki takımımız da hem Türkiye'de hem Avrupa'da çok başarılı yıllar geçiriyorlar. Ev sahibi avantajını alabilmemiz de şu anda bizim kaldığımız bütün maçları kazanmamıza ve Fenerbahçe'nin bir hata yapmasına bağlı. Bunu bekleyeceğiz ama ikinci olarak da bitirsek hedefimiz gene Türkiye Ligi'nde şampiyonluk. Bu yolda bütün takımlarımızla da mücadele etmeye hazırız. Takımdaki uzun sıkıntısı performans olarak sıkıntı olabilir ama bizim şu anda 4 tane 5 numaramız var. Yani ve daha önceden düşündüğünüz zaman, geçmiş dönemleri düşündüğünüz zaman sakatlıklar gibi durumlarda hep diğer uzunlarımız ön plana çıkmıştı. Zaten Tibor'da, Bryant'da, Egemen'de, Filip'te Avrupa basketbolunda önemli oyuncular.
ya da önemli olabilecek oyuncular durumunda. Yıllardır Tibor ve Bryant bu takımın kadrosunda ve bize çok katkı yapmış durumdalar. O yüzden onların katkısını çok sürpriz olarak değerlendirmemek lazım. Elimizdeki oyuncularla, elimizdeki kadroyla her zaman her maçta en iyi performansı alabilmeye çalışıyoruz. Tabii ki oyuncuların form durumu iniyor, çıkıyor, istediğimiz sakatlıkları oluyor. Sakatlıklarına rağmen oynadığı maçlar oluyor, hastalıkları oluyor gibi durumlar var. Bu sezon içinde normaldir. En doğru sonucu sezon sonu göreceğimizi düşünüyorum. Hem maliyet tabii ki etkili ama biz uzun oyuncu baktık. Yani bakmadık demeyeceğim. Ama sistemimize uyan, maliyeti uygun, o dönemde gelir gelmez bize katkı yaratabilecek bir uzun oyuncuyu bayağı inceleyip sık dokuduk aslında. Biraz da ondan almadık ama takım da tekrardan sisteme alıştı, oynamaya alıştı. O yüzden de çok bozmayı çok düşünmedi herhalde. Tabii bizim takımımızın yapısında Ergin Hoca'nın oyuncu istekleri ve değerlendirmeleri her zaman çok önemli ama her istediğinde de direkt bunu araba yedek parçası gibi o tamponu çıkar bunu koy yapamıyorsunuz. Onun bir alışma süresi var. Şartları oluşturabilme imkanı var gibi. O yüzden gerçekleştirmedik. Zaten transfer de Euroleague'de bitti. Bundan sonra sezonun geri kalanını elimizdeki kadroyla tamamlayacağız. Larkin'le Micic'i her takım ister. Bundan daha normal bir şey de yok. Şu anda Avrupa'nın en iyi guardları arasında. Belki de ilk ikisi. Dolayısıyla taliplerinin olması ve diğer takımların onlarla anlaşmak istemesi gayet normal. Biz bunu 3 sezondur başarabildik. Bir arada olmaktan da çok mutlular. Bir arada oynamaktan da çok mutlular ama sezon sonu Larkin'in sözleşmesi bitiyor. Micic'in de NBA opsiyonu var. Tabii ki anlaşabilir miyiz, anlaşamaz mıyız onu o zaman değerlendireceğiz. Biz tutmayı çok isteriz ikisini de. Ya da Micic NBA'ye gitmeyi kabul eder mi, Larkin NBA'ye dönmek ister mi gibi bir sürü şey var. Ama şu anda içinde bulunduğumuz sezona konsantreyiz. Sezon sonunda ne yapabiliriz diye bakacağız. Yani aslında biz bir Euroleague takımı olarak FIBA ile Euroleague arasında bir savaş var tabirini çok kullanmıyoruz, sevmiyoruz. Bir takvim uyuşmazlığı var maalesef. Ama bunu FIBA ile NBA arasında hep vardı. Yani hiçbir NBA oyuncusunun gelemediği bir ortamda, Euroleague'in de maç koyduğu bir ortamda maalesef takımlar ve oyuncular daha çok zorlanıyorlar. Milli takım bizim çok değer verdiğimiz bir takımımız. Bizim takımımız Türk olarak hepimizin sorumluluk hissettiği bir takım. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar oyuncularımızı da göndermeye çalışıyoruz. Ama Anadolu Efes olarak biz de Euroleague sahnesinde Türkiye'yi temsil ediyoruz ki bunu gururla yapıyoruz. Orada Türkiye'yi temsil etmek için bizim de oyunculara ihtiyacımız oluyor. Federasyonumuzla beraber ortaklaşa en kolay, en iyi çözümü nasıl bulabiliriz diye her milli takım penceresinden önce konuşuyoruz. Ve ortaklaşa bir çözüm buluyoruz o pencere için. Tabii takvim ileride düzelir mi, düzelmez mi, ne olur kısmında şu anda bir yorum yapamam. Ama umuyorum hem oyuncuların, hem kulüplerin, hem de milli takımların zarar görmeyeceği bir düzenleme olur. Şu anda çok da tempolu, hızlı ve daha çabuk şuta dayalı bir basketbol var. Bizim dönemimizde biraz daha set oyununa kurulu, işte top içeri girsin, dışarı çıksın, pivot sayı atsın gibi bir düzenle daha yavaş bir basketbol oynanıyordu. Tümüyle farklı bir basketbol aslında. Bana kendi şahsi görüşümü sorarsanız o dönemki basketbolu daha çok seviyorum. Yani ben 90'ların Chicago Bulls'çusuyum, öyle söyleyeyim. Ya da 2000'lerin San Antonio basketbolundayım ama şu anda böyle bazen NBA'yi seyrediyorum. Gene Avrupa basketbolu bir yerde değil, NBA'de orta sahayı geçen üçlük atıyor neredeyse. Ama seyir zevki olarak günümüzün basketbolunun seyirciye seyir zevki olarak daha güzel olduğunu da söyleyebilirim. Yani bana benzeyen kısmından ziyade dediğim gibi basketbol çok değişti ama özellikle bizim takımda Doğuş Balbay kaptanımız olsun, Erten Gazi olsun gerçekten iyi savunmacılar. Elijah Bryant bizim takımda gene iyi bir savunmacı olarak ortaya çıkıyor. Doğuş Özdemiroğlu Darüşşafaka'dan Türk oyuncu çok iyi bir savunmacı olarak ortaya çıkıyor. Şeymuz'un yaptığı baskıyı beğeniyorum. Yani birçok arkadaşımız var. Tabii öyle bir lakap alınca da üstünüze yapışıyor. Ben arada sayı da atıyordum. Hatta çocuklarım bile sen sayı mı atıyormuşsun diyor eski hatıralarda. Yani oyunu iki taraflı oynamak şu anda daha önemli. Çünkü çok hızlandı oyun.
Yani ödül gelir miyi bilmiyorum. O genel Euroleague'deki genel menajerlerin ortaklaşa verdiği bir karar. Çok gururlandığım, onur duyduğum bir ödül. Türkiye'de profesyonel olarak bu işi yapan ilk Türk spor insanının bu ödül kazanıyor olması da benim için ayrı bir anlam kattı. Çok ön plana çıkmayı sevmiyorum ama sahada oynayan oyuncular, kenarda onları oynatan teknik ekip varken o kupayı ya da herhangi bir başarıyı onlar kazanmışken bizim çok ön planda olmamız gerektiğini de düşünmüyorum. Zor zamanlarda sorumluluk almam gerektiğine daha çok inanıyorum. Yani başarıda herkes o başarıyı sahiplenmek istiyor ama zor zamanlarda sorumluluk almam gerektiğine daha çok inanıyorum. Ben savunmacıyım, yani lakaptan belli zaten. Hücum çok güvenebileceğiniz bir şey değildir. O yani bir gün o şutu sokamazsınız, o gününüzde değildir ama savunmayı, o isteği her gün koyabilirseniz bir seviyeye kadar o savunmayı her gün yapabilirsiniz. O yüzden daha istikrarlı bir basketbol sağlar. Ben o yüzden savunmanın biraz daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yok yani Avrupa basketbolunda da var. Tabii üçlük atmak size çok büyük bir avantaj kazandırıyor. Bir artı bir sayınız var her zaman. Ama basketbolun seyir zevki açısından smaçın yeri tartışılmaz. Yani şöyle şu aralar NBA'den de gelen oyuncu sayısının artmasıyla ve uzunların daha atletik bir yapıya dönüşmesiyle çok aleyhüp seyrediyor olduk ki basketbolu çok güzelleştiren hareketler. Euroleague. Yani öyle tercih edecek desen Euroleague ama tercih etmeye gerek yok. Adım adım gidiyor olmak lazım. İkisini de alabilecek kapasitemiz, kadromuz var. O yüzden iki hedef de bizim için önemli. Ama hangi şampiyonluk dersen tabii ki Avrupa şampiyonluğu. Ülkemizi bir kez daha o kupayla gururlandırmak, o kupayı Türkiye'ye hediye etmek en büyük önceliğimiz. İşte kalan 9 tane maçımızın 5 tanesi içeride. Bu 5 maçta da bu sene gerçekten pandemiye rağmen çok iyi bir seyirci ortalamamız var. Ama 5 maçın da önemi her biri birbirinden daha fazla. O yüzden onların desteğine de çok ihtiyacımız var. İnşallah onların sahaya gelip desteklemesiyle önce playoff yapacağız. Playoff'ta onların desteğiyle de Final Four'a gitmek istiyoruz. Onların önünde oynamak, onların desteğini alarak oynamak bizim için her zaman itici bir güç oluyor. Lütfen bizi desteklemeye devam etsinler, salonu doldursunlar.